Görüş alanından bir kez daha merhabalar kıymetli izleyiciler. Bu bölümümüzde Otobüsçüler Derneği Başkanı Sayın Yüksel Yüce'yi konuk edeceğiz. Sektörün sorun sıkıntılarını kendisine soracağız. Bunun yanında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda yığılma olacak mı? Yoğunluk yaşanıyor mu? Sektörü ne kadar etkileyecek 9 günlük bayram tatili? Bunu konuşacağız. Pandemi süreci yaşadı bildiğiniz gibi bütün dünya bir anda kilitlendi. Bu Türkiye'deki otobüsçülük sektörüne ya da Elazığ'daki otobüsçülük sektörüne nasıl yansıdı, olumsuz mu etkiledi? Bunları Sayın Başkan'la konuşmaya çalışacağız. Sayın Yüce, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ekran başında takip eden tüm Kanal 23 izleyicilerine iyi akşamlar dilemek istiyorum. Bizleri bu imkana veren Kanal 23 ailesine ve tüm halkımızın şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Sayın Yüce, birçok sektörde göreviniz var. Az önce program öncesinde de konuştuk. 5-6 tane göreviniz var. Oldukça yoğun çalışıyorsunuz, yoğun mesai harcıyorsunuz. Yüksel Yüce kimdir efendim? Şimdi bu görevleriniz nedir? Kısaca kendimi tanıtacak olursam, uzun yıllardan beri Elazığ'da faaliyet gösteren bir şirketin yöneticisiyim. Bu sektörde görevlerimizi şöyle sıralayalım. Elazığ Dernek Başkanlığı görevimiz var. Bu derneğimizin üyesi olduğu bir federasyonumuz var. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu. Oranın MYK üyesiyiz. Bu federasyona bağlı olarak Doğu Anadolu'da bölge başkanlığı görevimizi sürdürmekteyiz. Aynı zamanda Ticaret Sanayi Odası'nda taşımacılık grubundan seçilmiş olup Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Ve Ticaret Sanayi Odası'ndan devamında Türkiye Odalar Birliği sektör meclis üyesiyim. Bu sektöre meclis üyeliği yapmaktayım. Peki Sayın Yüce, oldukça fazla göreviniz var dedik. Sektör içerisinde oldukça tecrübeli bir isimsiniz. Yıllardır sektördesiniz ve yakinen biliyorsunuz. Malum pandemi süreci yaşadık. Pandemi süreciyle birlikte programın başında da söyledim. Bütün dünya bir anda kilitlendi. Özellikle hizmetler sektörü ve dolayısıyla lojistik ve ulaştırma sektörü de zor bir dönemden geçti. Maalesef. İnsanlar evlerine kapandı, seyahat edemedi. Bu doğal olarak bütün taşımacılık sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 2 yıl sürdü bu süreç. Kapanmalar, açılmalar oldu ama yaklaşık 2 yıl sektör, dünya oldukça sıkıntı yaşadı. Sizin sektörünüz Elazığ'da ya da Türkiye'de neler yaşandı? Ne gibi sorunlar yaşandı? Ben pandemi öncesinden başlayıp bugüne kadar devam eden bir süreci anlatmak istiyorum. Lütfen, çok güzel olur. Şimdi otobüsçülük sektörü 2000'li yıllarda uçak sektörünün hızlanmasıyla beraber, yani havaalanı sayılarının artması, Türkiye'de uçan uçakların sayısı artmasından sonra otobüsçülük sektörü zaman zaman bocalamaya başladı. Yani yorulmaya başladı, yolcu kaybetmeye başladı, kan kaybetmeye başladı. Bundan sonra hızlı tren yolculukları başlar oldu. Devletimiz çünkü orada yatırımlar yapmaya başladı. Bu yatırımlar oldukça işte otobüsçülük sektörü Türkiye'de en eski taşımacılık sektörüdür. Bunlardan yara almaya başladık. Kan kaybetmeye başladık. Bununla beraber arkasından 2020 yılında pandemi geldi. Pandemide 45 gün bir kapalılık, tamamen kapalı olarak yaşadık. Yolculuklar izinlere bağlı olarak devam edebildi insanlar. Valiliklerden izin alabildiler, İçişleri Bakanlığımızdan izin alarak yolculuk veyahut da bir sebep teşkil etmesi lazımdı yolculuk edebilmesi için gibi sıkıntılar yaşadık. Bu süreçten itibaren bu sıkıntılar bizi daha yıpratmaya, daha zorlanmaya başladı. Arkasından pandemi bitiyor, biraz toparlarız derken motorin fiyatlarında artış başladı. Bu da o günleri arar olduk. Niye arar olduk? Çünkü gider kalemlerimiz çok yükseldi. Yani otobüslerimizin yolcu taşımasıyla bu kalemleri, bu masrafları karşılayamaz duruma geldik. Motorun fiyatları bizim otobüsçülük sektöründe %80-85 gider kalemimizdir. Arkasından asgari ücrete gelen zamlarla personel giderlerimiz arttı. Çalıştığımız alışlarımız Alman menşeli. Döviz kurlarındaki artışlar parça alımında ve diğer gider kalemlerimizin hepsini artırdı. Otobüsçülük şu an zor günleri geçiriyor. Yani hele ki
bizim gibi böyle büyük şehirlere uzun noktada olan iller daha sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Çünkü gider kalemi daha yüksek oluyor. Örneğin bir Ankara-İstanbul arası çalışan bir otobüs gidiş gelişte 200-250 litre mazot tüketiyorsa biz 750-800 litre mazot tüketiyoruz. 3 kat daha fazla. 3 kat daha fazla. Yani bunlar gider kalemini yükselttiği için zor günler geçiriyoruz maalesef. Yoruluyoruz. Yani Türkiye'de aşağı yukarı 300 civarında veyahut da 300'ün üstünde bir firma var. Bunu için herkes aynı düşüncelerde. Yani birbirinden farklı bir düşüncemiz yok. Kısa yol çalışan da zor durumda, uzun yol çalışan da zor durumda ama biz çok daha etkileniyoruz diye görüyorum ben. Aslında Türkiye'de çok önemli bir sektördü. Günden güne büyüyen bir sektördü dediniz. Bu uçakların ve hızlı trenlerin duyulması ve insanların artık onlara yönelmesiyle birlikte üzerine pandemi süreci yaşandı. Ve şu an dünyada yaşanan ekonomik krizde artık son nokta diyorsunuz. Otobüsçülük sektörünü artık son noktaya, raddeye getirdi diyorsunuz. Bir desteğe ihtiyacımız var. Devletten mi? Kesinlikle. Yani bizim karşımızda rakiplerimiz öyle diyelim. Yani bir uçak şirketlerinin büyüğü devletimizin şirketi. Trenler hakeza. Devletimiz onlar kendi kuruluşları olduğu için destek veriyor maalesef. Biz özel sektör olarak bu faaliyetleri gösteriyoruz. Bizim sektörümüze hiçbir destek şu an itibariyle yapılmış bir destek yok. Pandemi sürecinde hükümet aslında esnafa oldukça fazla önemli paketler sundu, destek oldu. Sizin sektörünüze herhangi bir pandemi sürecinde olmadı. Sadece çalışan personelimize kısa bir süre maaş desteği verildi. Onun haricinde hiçbir destek almadık. Peki Sayın Başkan, gelecekte otobüsçülük sektörünü nerede görüyorsunuz? Yani bugünkü tabloyla iyi yerlerde göremiyoruz. Yani önü kapalı görünüyor. Şimdi motorun fiyatlarıyla endeksli olarak biz çalışıyoruz. Oradaki gider kalemimizin yüksek olması bizi zorluyor. Yani şimdi enflasyon yüksek. İnsanların gelir gider dengesi birbirini karşılamıyor. Şimdi insanların alım gücü azaldı. Yani yolculuk edecek insanlar da bir düşünüyor. Çünkü artan maliyetlerden dolayı bizim şimdi motorun fiyatlarımızın veyahut da gider kalemimizin artması yolcularımızın pahalı yolculuk etmesine sebep oluyor. Bu sebebiyetten dolayı da yolcu sayımız azalıyor. Yani insanlar yılda birkaç kez yolculuk etmeyi düşünen insanlar belki daha hiç yapmaz oldu. Veyahut da daha az sayılara çekti. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani yolcu sayımız azaldı maalesef. Yolcu sayınız azalıyor çünkü artan bilet fiyatları. Doğal olarak bilet fiyatlarının artmasının nedeni de maliyetlerin artması. Vatandaşın aslında bilet alımını zorlaştırıyor, alım gücünü düşürüyor diyorsunuz. Peki Kurban Bayramı yaklaşıyor Sayın Başkan. Geçtiğimiz bayramlara kıyasla bu bayramda yolcu sayısında ciddi bir düşüş bekliyor musunuz? Öngörünüz nedir? Şimdi Alper Bey şöyle diyelim. Bayramlar Müslüman Türk halkı için önemli bir değer. İnsanlar aileleriyle kendi memleketinde geçirmek istiyor bayramlarını. Şu anda bayram gelişleri olarak yani büyük illerden bizim şehrimize bir akış söz konusu. Yani bir yolcu sayımız %100 doluluk oranı gibi. Bu tabii bizim için sevindirici bir durum. Yani çünkü bizim maliyet hesabımızda doluluk oranı olunca giderleri kalemimizi karşılayabiliyoruz. Fakat buna karşılık şu an itibariyle henüz daha Elazığ'dan gidişler de hiçbir yoğunluğumuz yok. Doluluk oranımız %40-%50 bandında. Geçtiğimiz bayramlarda nasıldı bu süreç? Yani aynı bugünlerden daha iyiydi bana göre. Şu an çok daha yolcu sayımız az. Çünkü nihayetinde okullar tatil oldu. Üniversite imtihanı yapıldı, bitti. Artık insanların seyahat edecekleri bir döneme girdik. Yaz tatili. Aile büyüklerinin yanına gitmeler veyahut da aile büyüklerinin çocuklarının yanına geleceği bir döneme girdik. Ama tabii yolcu sayımız eski bayramlara göre çok daha az. Peki Sayın Başkan, Kurban Bayramı'nı detaylı bir şekilde konuşacağız az sonra. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Ulaştırma ve Lojistik Meclisi olarak ki buralarda da görev yapan bir isimsiniz. Pandemi sürecinde neler yaşandı?
ya da bu dönemde neler yaptınız? Şimdi biz ticaret sanayi odası olarak 2020 yılında başlayıp 2022'nin Haziran ayına kadar, yani bugüne kadar TOP ve bakanlıklara 175 tane ayrı sorun ve çözüm önerisinde bulunmuşuz. Bunların 17'si bizim kendi sektörümüzle ilgili. Biz sadece talep ediyoruz tabii. Bunlara bir sonuç getirmek devlet büyüklerimizin veyahut da o makamda oturan insanların işi. Bu taleplerin bizim sektörümüzle ilgili konuştuğumuz için, şimdi onunla ilgili söyleyeyim, diğer sektörle ilgili bir yorum yapmayayım da, dönmüş bir cevap yok. Yani veyahut da iyiye yapılmış bir karar alınmadı bu dakikaya kadar. Yani hep aynı süreçte yürüyoruz. Biz bununla ilgili yazışmalarımız var. Sonuç alınan bir şey yok. Benim telefonumuzda gruplarımız var bu konuyla ilgili yazışmaların cevaplarını takip ettiğimiz. Sadece talep, çözüm odaklı olan hiçbir şey bu dakikaya kadar önümüze gelmedi. Hep talep ettik yani, çözemedik. Öyle mi? Umuyoruz ilerleyen dönemlerde bu talepleriniz karşılık bulur ama hiç cevap gelmemesi de tabii sektör temsilcileri olarak sizleri de üzüyordur değil mi? Kesinlikle, yani şimdi biz ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Yani şimdi nihayetinde bu sektör sadece otobüs değil. Otobüsle beraber işte düşünün, ofislerimizde bilet satan bir elemanlarımız var. Peronlarda otobüslerimize hizmet eden bir insanlarımız var. Otobüslerimizde şoförlerimiz, muavinlerimiz, yolda mola verdiğimiz tesisler var. Bunlar hepsi bu sektörden ekmek yiyen insanlar. Tamircilerimiz var, işte araç bayilerimiz var. Bunlar hep böyle bir birbirine endeksli olarak ticaret yapan insanlar. Bizde olunca bu insanlardaki ferahlık devam ediyor. Bizde sıkıntı olunca onlar da aynı sıkıntıyı bizimle beraber yaşıyorlar maalesef. Ve büyük bir kitle olarak zarar görüyoruz. Peki ulaştırma ve lojistik sektörlerinin bugünkü mevcut sorunlarının aslında temelinde sadece mazot sorunu mu var ya da maliyet sorunu mu ya da pandemi sorunu mu var? Başka şimdi, altında yatan nedenler var mı Sayın Başkan? Şimdi bizim geçmişe gidecek olursak havaalanı 2000'li yıllarda Türkiye'de 25-26 civarlarındaydı. Bugün 60'lı rakamlarda veyahut da 60'ın üstünde çıktı. Şimdi otobüslük sektörünün rakip uçak ve tren nihayetinde. Onların çoğalması sektöre sıkıntı yaratıyor. Yani çoğalsın veya çoğalmasın demek bizim elimizde değil nihayetinde. Ama biz kan kaybediyoruz bunda. Yolcu potansiyelimiz kayboluyor. İşte farklı farklı sektörlerle yolculuk eden insanlar oluyor. Bu da otobüslük sektörüne zarar veriyor nihayetinde. Evet. Yani çünkü rekabet artıyor. Rekabet arttıkça maalesef, doğru orantılı olarak söylemiş olduğunuz gibi maliyetler de artıyor ve sektörde büyük sıkıntı yaşıyor. Peki evet, öngörünüz bu konuda veya sektörün devam edebilirliği noktasında düşünceleriniz nedir? Şimdi bizim bir yıl önce mazotu 7 ile 8 TL bandında alıyorduk. Bugün 30 lira bandındayız. Mazot giderlerimiz, İşte otobüslerimizin gidiş gelişte maliyet hesabının %80'ini gösteriyor. Bununla beraber sadece motorun olarak değil, bizim otoyollardan geçiyoruz, otoyol parası veriyoruz. Köprüden geçiyoruz, köprüye para veriyoruz. Otogar giriş ve çıkış ücretlerimiz var, belediyelerin çalıştırdığı. Vergilerimiz var, personel giderlerimiz var. Tamamen döviz endekli olan yedek parça giderlerimiz var. Çünkü ya çalıştığımız arabalar yurt dışı menşeili. Hepsi döviz endeksli parçalar satıyorlar. Bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bunun haricinde biraz önce bahsettik konudan önce. Artık bizim bilet satışlarımızın çoğu da internet sitelerinde satılıyor. Yani öyle bir duruma geldi ki %70 bandındayız. Yani bankomuzdan gelen bilet alan sayısı 10 kişiden 3 kişi, 7 kişisi internet sitelerinden alıyor. Ve bu sitelerden alan bilet maliyeti bize bir maliyet doğuruyor alınan biletlerle ilgili. Aşağı yukarı %10 ile 13 bandında bir komisyon veriyoruz bunlara. Yani bu da bir maliyet gideri getiriyor. Bir 100 TL'lik örnek veriyorum, bilet sattığınız zaman o internet sitesine 15, yaklaşık 10 ile 13 lira arasında, 10 ile 13 lira arasında bir komisyon ücret veriyoruz. Oraya gidiyor. Tabii oraya gidiyor. Bu da bizim bir maliyet giderimiz. Bununla ilgili bu portalı çalıştıran işletmelerle görüşmelerimiz oluyor. Kendilerinden indirimler istiyoruz ama onlar da
kendilerine göre haklı olduklarını, böyle bir giderler olduklarını, onlar da otobüsçülük sektörüne nihayetinde maliyet doğuruyor. Evet. Peki Sayın Başkan, az önce sordum, Kurban Bayramı için bilet satışında ya da yolculuklarda bir düşüş var mı? Son yıllara bakıldığı zaman Elazığ'da yolcu sayısı düştü mü? Ya da yolcular hangi sektöre yöneliyor? Alper Bey, şu an... Örnek verdiniz, tren ve uçak dediniz. Şimdi biz bu işi yıllardır yapıyoruz. 48 yıllık bir sektör üyesiyim bu sektörün. Şimdi inan edin ki geçmişe bakınca bildiklerimiz unutuldu. O kadar farklı bir yolcu potansiyeli oluşmaya başladı ki. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bayram öncesi bir yoğunluk var buraya geliş. Bayram sonrası buradan dönüşte şu anda listelerimizde bir yoğunluk yok. Sadece 1-2 günlük bir hareket var listede. Yani bayramın bitimindeki hafta sonunda bir yoğunluk görünüyor. Onun haricinde listelerimiz halen daha inan edin ki bilet satmadığımız liste var. O kadar yolcu zayıf olan bir listemiz bile mevcut. Geçmişte tabii bayramın 3. günden itibaren bir yoğunluk başlardı bizde. Bu süre gelir devam ederdi. Ve yere bulamayan insanlar bayramdan sonraya kendilerine gitmek isterlerdi. İşlerinden izin alırlardı. Veyahut da iş sahibi ise işini birkaç gün sonra açmayı düşünerek geciktirirdi. Ama maalesef şu anda öyle bir boyut yok. İnşallah umudumuz olur diye bekliyoruz. Sektörün beklentisi ne Sayın Başkan? Sizden ya da yetkililerden? Şimdi şöyle diyeyim, biz bunu madde madde olarak açıklayabiliriz. Buyurun, tamam. Şurada notlarım vardı. Çünkü çok büyük bir sektör ve bütün sektörleri doğrudan zincirleme etkiliyor dediniz. Tabii. Bir sektörün sorun yaşaması diğer sektörlerinde dolaylı olarak etkiliyor. Doğrudan sorun yaşaması etkiliyor anlamına geliyor. Buyurun. Şimdi bu sektörümüzü ayakta tutmak adına devletimizden federasyonumuz olarak bir taleplerimiz oluştu. Bunlar nedir? Söyleyeyim madde madde. Bir, yolcu biletlerinde KDV %18'den %8'e düşürülmesini istiyoruz. Bir nebze destek. %18'den %8'e. Evet, yani %10'luk bir indirim istiyoruz bunu devletimizden. Bu direkt sektöre faydalı olacak. Sektöre faydalı olacak tabii. Motorin fiyatlarında ÖTV'nin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu dış devletlerde, Amerika, Almanya'da örnekleri var. Yani bizde de yapılabilirliği var diye düşünüyoruz. Ne kadar aşağı yukarı katkı sağlayacak bu? Yani bana göre %30-40 bandında indirim sağlayacak. Yani bu sektörümüz için yapılmalı. Tamam, evet. Belki bir özel araç için istenmiyor. Nihayetinde örnekleri de var. Uçaklara ucuz yakıt veriliyor. Yatlara, gemi, deniz araçlarına veriliyor. Yani bizim sektörümüz için de bu yapılmalı diye taleplerimiz var. SSK primlerinde %50 indirim istiyoruz tüm çalışanlarımız için. Kurumlar vergisinde %50 indirim istiyoruz. Bunu bakanlıklarımıza talep ettik, yani bunları TOB aracılığıyla, federasyonumuz aracılığıyla hep taleplerimiz var. Otoyol, otoban ve köprü gibi geçiş ücretlerinde otobüslere indirim tarifi uygulanmasını istiyoruz. Çünkü insanlar belki bir defa iki defa geçiyor yılda. Biz her gün o yolu kat ediyoruz, o yollardan geçiyoruz. Yani bir arabamız geçmese ikinci bir arabamız geçiyor, üçüncü bir arabamız geçiyor. Veyahut da büyük şehirlerde o yolları her gün kullanan araçlar var. Çok daha maliyet doğuruyor. Artıyor. Tabii evet. Tabii. Yani bir düşünün. İzmir, İstanbul arası çalışan bir otobüsü düşünün. Hep otoban ve köprülerden geçiyor. Otogar çıkış ücretlerinde indirim istiyoruz devletimizden. Çünkü onlar da bir maliyet doğuruyor bizim için. Onun haricinde Ulaştırma Bakanlığımız bize 4 ayda bir fiyat güncellenmesi izni veriyor. Bu artan enflasyon ve motorun fiyatlarından dolayı bunun aylık güncellenmesinin talebimiz var. Her ay başında veyahut da belli bir tarihte bu fiyatların güncellenmesini, günün şartına göre, motorunun fiyatına göre bu fiyatlarımızla dengelenmek istiyoruz. 4 yani. Ayda bir aslında normalde alıyorduk. Güncelleme yapabiliyorsunuz. Evet. Ancak siz aylık güncelleme aylık istiyorsunuz. İstiyoruz. Çünkü o şartlar artık değişti. Yani geçmişte bu şartlar bizim için yeterliydi ama bugün yeterli gelmiyor artık. Peki fiyat güncellemelerini kim yapıyor Sayın Başkan? Ulaştırma Bakanlığı'ndan bunu bizim Elazığ ili için söyleyebilirsek Diyarbakır Bölge Müdürlüğü var Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Oradan fiyatları geçmişte bunu elden yapardık. Şimdi gelişen teknolojiyle beraber fiyatlarımızı sisteme giriyoruz. Sistem bizi onaylıyor. Ona istinaden fiyatlarımızı güncelleyebiliyoruz. Onaylamadığı oluyor mu? Onaylamadığı? Tabii onu, yani şu fiyatları güncelleyin diye.
Çünkü nihayetinde onların da bir kilometre hesabı yapıyorlar. Biz de o genelde onun hesabını yaparak gidiyoruz. Yani böyle pek zorlandığımız bir durum olmuyor o konuda. Çünkü hesapları beraber yapıyoruz. Peki her ay güncelleme talebinde bulunuyorsunuz. Bu vatandaşlara olumsuz yansır mı eğer bu kabul edilirse? Şimdi her ay çünkü artan bir otobüs bilet fiyatı olacaktır. Alper Bey, şimdi motorinde veyahut da gider kaleminde bir artış olmazsa bizim öyle bir talebimiz olmayacak. Evet. Bu tamamen artan enflasyona, gelen zamlara endeksli olarak bir talebimiz oluşuyor. Öyle bir şey olmadığı zaman bizim öyle bir talebimiz olmayacak. Zaten geçmişte belki yılda bir defa fiyat aldığımız dönemler var. 4 aylık gün şeyleri de kullanmamışız, haklarımızı da kullanmamışız. En son ne zaman zam yapıldı Sayın Başkan? Güncellendi fiyatlar. Fiyatlarımızı biz yanılmıyorsam Mayıs ayında güncelledik. Zaten Ulaştırma Bakanlığı'nın şöyle bir uygulamasıdır, vardır. Alınan fiyatın %30 indirimini yapabiliyorsunuz. Orada bir boşluk ara bir fiyatlanma var. O fiyatlamayı kullanabiliyoruz. Yani o zaman Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayında yeni bir güncelleme olacak muhtemelen. Öyle olacak tabii. Yüzde ne kadar bir güncelleme olur ekonomi, dünyadaki kriz böyle devam ederse? Şimdi Alper Bey, tamamen bu mazot fiyatlarına endeksli olacağız. Şimdi mazot fiyatları böyle devam ederse bu fiyatlarla devam edeceğiz. Evet. Ama mazot fiyatlarında bir artış olursa, döviz fiyatında artış olursa ona göre güncellememiz gerekiyor. Mayıs ayında yüzde kaç artış oldu Sayın Başkan? Tahminime göre %30 bandındaydık. %30. 100 liralık 100 lira bilet alan bir insan. Artık 100 liralık bilet kalmadı örnek ya. Örnek veriyorum. Mayıs ayından sonra 130 liralık bilet alacak. Peki ne kadar bilet fiyatları Sayın Başkan? Buradan İstanbul'a gitmek isteyen bir vatandaş ne kadar? 600 TL ödenmesi gerekiyor. 600 lira. Evet. Oldukça artmış son. Yani şimdi onu bir önce rakamlarla söyledim, yine söyleyeyim. Evet. Motorun fiyatları 7 lira bandından 30 lira bandına çıktı. Bu tamamen yolcularımızdan karşılamak zorundayız. Yani bunun bizim karşılamamız mümkün değil. İşte artan fiyatların sebebi de bu motorin. Peki devam edelim isterseniz efendim. Şimdi haksız ve yıkıcı rekabetin önlenmesi adına Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir taban fiyat uygulaması da istiyoruz. Yani örnek vereyim. Buradan İstanbul'u herhangi bir firma ya ben 600 liraya götürmüyorum da şu fiyata götüreceğim deme şansı olmamalı. Yani altta bir taban fiyat olmalı. Bu taban fiyatın da altına inmemeli. Çünkü bunun bir kişinin yaptığı rekabet tüm sektöre zarar veriyor. Bu da risk doğuruyor yani. Evet. Peki bütün talepleriniz bu bakanlık nezdinde de iletilmiş zaten. Karşılanırsa sektör yeniden o eski biraz önce konuştuğumuz günlerine geri dönüş belki başlar mı? Dönmese de bunu daha iyi şartlarda devam edebiliriz diye düşünüyorum. Belki geçmiş. Çünkü ben bu sektörün 48 yıllık döneminde aşağı yukarı 40 yılını yaşamış bir insanım. Yaşam itibariyle. Veyahut da baba mesleğimiz olduğu için. Geçmişi acaba bulabilir miyiz? Çok zor. Çünkü gelişen bir teknoloji var. Bu teknolojide otobüsçülük teknolojiye ne kadar ayak uydurur, ne kadar yürür? Çünkü uçaklar var, hızlı tren var ve otobüs yolculuğu. Geçmişte sadece biz vardık. Evet. Şimdi artan bir sektör mevzuları var. Çok. Alternatifler var. Evet. Peki Sayın Başkan, mevcut haliyle şehrin ihtiyacına cevap veremeyen şehirler arası otobüs terminal binası yenileniyor. Evet. Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları'nın önemli bir vizyon projesi hayata geçecek. Evet. Şimdiki terminali konuşacak olursak neler söyleyeceksiniz? Şimdi, diğer illere de gidiyoruz. Oraların terminal binalarını görüyoruz. Ancak 2023 yılındayız. Elazığ'a yakışmayan bir terminal. Sayın Başkan da bunu gördü ve vizyon projeleri kapsamında terminal binasını yenileyecek ve Elazığ'a ciddi bir yatırım olacaktır değil mi? Şimdi Alper Bey, bizim otogarımız 89-90 yıllarında faaliyete girmiş. Yani bu aşağı yukarı 20-32 yıllık bir dönem içerisinde faaliyet göstermiş. Ve miladi dolmuş bir otogar diyelim. Yani gelişen şartlara göre bizim otogarımız eski bir yapıda kalmış. Nihayetinde otogarlar illerin aynasıdır. Çünkü oradan gelip geçen, ilk gelen insanlar otogara çok insan gelir. O şehirdeki o manzarayı görünce kötü bir otogar ve iyi otogar arasında bir kıyaslama yapar diye il için düşünüyorum. Sayın Başkan'a bu konuda teşekkür ederim. Yani Elazığ'a bir otogar yaptığı için, kazandırdığı için otogarı yapılması muhakkak
güzel olacak. İnşallah otogarımıza yapılan otogara yolcu sayımız artar. Yani yeni bir otogarla sektörde yeni bir hizmet anlayışıyla çok yolcuyla devam edebiliriz diye umut ediyoruz. Şimdi bu otogarımız herhalde bu sene sonuna kadar yapılıp bitirmesi süreci devam ediyor. Aldığım bilgilere göre şu an %70'i yapılmış durumda. %30 civarında bir yapılacak işler var. Bunu da Ekim-Kasım ayına kadar bitirip bizi yeni otogarda faaliyet göstermek adına taşıyacaklarını umut ediyoruz. Öyle bir tarih belediyemizden aldık. İnşallah o da bir umut bizim için. Bu aslında yolcular için de, yolcuların konforu için de çok güzel bir proje. Elazığ için aslında yıllardır beklediği proje hayata geçecek. Kesinlikle. Yolcuların otobüse yönelmelerini sağlayabilecek bir proje olduğunu düşünüyor musunuz? Yani kısmen de olsa faydası olacak. Değil mi? Faydası olacak. Faydası olacak yani. Muhakkak kaliteyi getiriyor. Evet. Eğer otogarımız kaliteli olsa hizmet de daha kaliteli olacak. İnsanların tercihleri artabilir yani. Peki Sayın Başkan, son birkaç yıldır insanlar maliyetlerden kaçmak için, artan fiyatlardan kaçmak için uçaklardan ziyade trenlere de yöneliş oldu. Maalesef son bir yıldır onu yaşıyoruz şu an. Evet, insanlar tren seyahati için bilet bulamıyor. Bir yığılma söz konusu. Ucuz, bunu nasıl buluyorsunuz? Ucuz bilet. Evet. Yani trenler şu anda ucuz bilet satıyorlar. Ucuz bilet sattıkları için de tercih edilen yolcularımız var. Yani tercih edilen yolcularımız var. Şöyle diyeyim yani yolculuk sayısı, kalitesi düşük. Süre uzun ama ucuz. İnsanlar süre uzun olmasına rağmen, yolculuk kalitesi düşük olmasına rağmen trenlere yöneliyorlar. Tercih eden var. Yani belli hatlarda, kısa yolculuklarda genellikle tercih ediliyor. Uzun yolculuklarda uçaklar tercih ediliyor. Yani otobüsçülüğe zarar veriyor tabii evet. Nihayetinde. Peki hava yolu aslında orada da maliyet artışları söz konusu değil mi? Onlar da uçak yakıtı konusunda şimdi oldukça... Şimdi onlarda da bir taban fiyat uygulamasına geçtiler ama... Henüz bilet daha, fiyatları çok yüksek orada da. Orada ben takip ediyorum onu da sektörün içinde olduğumuz için. Yani kendimizi kıyaslıyoruz aslında. Bir teraziye koyuyoruz. Bana göre uçakların biraz daha fiyatlarını yükseltmesi lazım. Yani şu an henüz daha onlar da zarar ediyorlar. Onlar da bizden farksızlar yani. Öyle mi? Tabii onlar da bizden farksızlar. Onların da gelir gider dengeli kalemlerinde bana göre kar yok. Onlar da zarar ediyorlar. Peki havayolu şirketleri bilet fiyatlarını yükseltirse bu otobüsçülük sektörüne olumlu yansır mı? Bir nebze faydası olabilir. Değil yani mi? Alternatiftir. Yüksek bilet fiyatları. Alternatiftir. Bana göre uçak şirketleri şu an zarar yazıyor yani. Onlar da bizim gibi. Şimdi doluluk oranının yüksek olması lazım şirketler kar edebilmesi için. Yani otobüsçülük sektöründe o yoğunluk yok. Doluluk oranımız az. Bu tüm sektörler için de geçerli. Yani trenleri farklı bilemiyorum ama uçaklar için de geçerli bunlar. Trenler ne şartlarda, ne giderle çalışıyor onlarla hiçbir araştırma yapmadık. Bugüne kadar onu rakip görmedik aslında. Şimdiye kadar uçakları rakip görüyorduk. Ben onunla ilgili bir de yorumum var. Diyorum ki bizim çocukluk yıllarımızda böyle otobüslerin arkasında yazarlardı kaptanlarımız, rakibimiz Türk Hava Yolları. Evet. Bir şeyi 40 gün dersen olur mu işte? Biz 40 gün yazdık. Sonunda oldu. Rakibimiz oldu. Onu takip ediyoruz ama trenlerle ilgili hiç takipçisi olmadık. Bu son motorun fiyatlarının artış şeyiyle beraber onların fiyatlarını takip eder olduk ama gelir gider kalemini bilemiyorum. Yani bana göre onlar da kar ediyor değildir. Çünkü nihayetinde onların da bir personel gideri var. Onların da bir altyapısı var. Bir hizmet sektörü nihayetinde. Bana göre onların da para kazandıklarına inanmıyorum yani bu fiyatlarda. Vatandaşın talepleri de dünyada yaşanan pandemi krizi, savaş olsun, ekonomik krizi olsun biraz daha değişmiş gibi. Eskiden en hızlı seyahati isterdi vatandaşlar fazla para vererek. Ancak şu an en az para vererek seyahat etme çabasındalar. Şimdi, vatandaşı da etkiliyor değil mi? Bu dünyadaki ekonomik süreç, vatandaşın şimdi, talebini, isteklerini de değiştiriyor artık. Yani aslında ki cepteki para bunların hepsinin masrafları karşılayabilmenin gücü diyelim. Şimdi bir dönem otomobil yolculuğu çoktu.
Biz onlardan da şikayet ettiğimiz dönemler oldu. Artık insanlar işte az yakan araçlarla çok yolculuk ediyorlar diye düşündüğümüz dönemler oluyordu. Ama bugün artık araba yolculukları bitti gibi. Yani bunu yollarda gidip gelen kaptanlarımızdan soruyoruz. Mola verdiğimiz testlerden soruyoruz. O rakamlar bana göre %90 düştü. Yani bu bizim için de geçerli. Artık araba yolculuğu etmek çok zor. Yani büyük bir maliyet doğuruyor. Şimdi işte bugün tren diyorsak artık oradan maliyet düştüğü için insanlar tercih edebiliyor yani. 5 kişilik bir aile bugün İstanbul'a gitmeye kalksa bayram için Sayın Başkan 3000 TL gidiş için para ödeyecek. Evet. 3000 TL de dönüş için ödese 6000 TL. Evet. Kendi araçlarıyla bu maliyet daha mı fazla olur? O yüzden mi insanlar vazgeçti araçla yolculuk yapmaktan? Şimdi 5 kişilik aile biraz çok oldu diyelim. 3 veya 4 kişilik sayalım bunu. Çünkü 5 kişilik aile böyle o da arabada yolculuk da çok zor olur. 5 kişilik otomobille yolculuk etmesi. Yani ortalama 4 kişi diyelim. 4 kişilik araç ne yapar? Bizde 2400-2800 bana göre otomobilde daha pahalı. Daha pahalı yani. Hem motorun gideri, yolda otoban vesaire giderli. Otomobilde daha pahalı bir yolculuk. Otobüs daha avantajlı bu noktada ekonomik anlamda. Evet. Peki Sayın Başkan, asgari ücret dedik. Çalışanlarınız var, az önce de saydınız. Hem gişelerde memurlar var, hem otobüs şoförleri var, hem muavinler var ve hem her gidilen terminalde görevliler oluyor. Evet. Ve sizin için maliyetleri arttıran bir durum. Evet. Temmuz ayında asgari ücrete Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı geçtiğimiz günlerde. Muhtemelen ciddi oranda bir zam yapılacak. Evet. Sektörünüzü olumsuz yönde etkileyecek şimdi mi bu? Şimdi nihayetle çalışan insanların da bir ferah içinde yaşamasını istiyoruz. Onların da mağduriyetsiz evlerine rahat bir ekmek götürmesini istiyoruz. Ama bunun bedeli bizim için ağır oluyor. İşverenler için ağır oluyor. Yani bizim sektör için değil, tüm işverenler için. Yani bu gider kaleminin artması, yükselmesi demek. Bu da neye sebeptir? Yolculuk eden insanlara bir nebze daha fiyatlarının artması. Yani bunu cebimizden verme şansımız yok nihayetle. Gelir gider kaleminde dengelememiz lazım. Bunlar hep maliyet olarak yolcularımızın karşısına çıkıyor. Vatandaşa geri dönüyor diyorsunuz. Evet. Ne kadar olmalı asgari ücret sizce? Yani ben onunla ilgili rakam vermeyeyim çünkü nihayetinde bir komisyon var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Biz o konuda biraz onlardan görelim artık. Yani nihayetinde herkesin ferah içinde yaşamasını istiyoruz. Yani bu bizim sektörümüz içinde, bizim sektörümüzde çalışan insanlar içinde veyahut da başka sektörler içinde çalışan insanlar da herkes rahat evine bir ekmek götürsün, ferah içinde yaşasın. Yani enflasyonsuz bir hayat, rahat, huzurlu, mutlu çok daha güzel olur. Peki asgari ücret artarsa ciddi bir oranda %30, %40 sektörde istihdama yönelik bir sıkıntı oluşturur mu? İşsizliğin artmasına neden olur mu Sayın Başkan? Şimdi şöyle diyeyim. Zaten biz bu sektörde sıkıntılar olduğundan bazı ekonomik tedbirler aldık. Bunu tüm firma sahipleri de, şirket sahipleri de yaptı. Yani ne yaptı? Örnek vereyim. Seferimizde azalttık seferlerimizi. Eskiden örneğin bir şehire 200 sefer yapıyorsak belki 1'e düştük. Filomuzu küçülttük. Yani daha az otobüs aldık. Personellerimizi azalttık bundan dolayı. Yani örnek vereyim, çalıştığımız araba sayısına göre personel sayısı azaldı. İşte bankolarımızda satılan bilete göre fazla eleman veyahut da az eleman çalıştırdık, sayımızı azalttık. Dışarıda otobüslerimize bağış alan vesaire karşılayan personelimiz vardır. Onları azalttık. Yani bunlar hep sebep. Evet. Yani eğer maliyetler daha az olsa daha fazla insan çalışır, daha çok istihdam yaratırız. Ama bu maliyetlerin artması istihdamı da azaltıyor nihayetinde. Peki Sayın Başkan, şoförler de sektörünüzün olmazsa olmaz parçaları. Bu konuda herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Şoför sayısı konusunda, şoför maalesef bulabilme şimdi konusunda. Şimdi geçen yıl bununla ilgili çok sıkıntı yaşadık. Ulaştırma Bakanlığımız bununla ilgili bir karar aldı. 65 yaşına gelen insanların bu mesleği yapamayacakları şeklinde bir karar vardı. Geçen yıl bu kararı güncellediler. Her yıl rapor alarak 69 yaşına kadar şoförlerimize çalışma izni verildi. Sağlık raporu alarak Ulaştırma Bakanlığı'ndan talepleri üzerine bir yıl uzatılıp ertesi yıl tekrar bunu yenilemek kaydıyla biraz daha nefes aldık. Şoför bulamaz duruma geldik. Bir de şunu
üzereyim. Yani fazla otobüs kaldıramayınca şoförler de çalışmak istemiyor nihayetinde. Yani bunlar hep bir getiridir kendileri için. Az yolculuk şoförlerimizi çalıştırmıyor. Yani sıkıntı yaşıyoruz onda bir. Sektörde personel bulma sıkıntısı var. Yani bu yetişmiş eleman bulamıyoruz. İyi şoför bulamıyoruz. Hepsi bir sıkıntı. Peki. Sayın Başkan, sektörün bütün sorunlarını, sıkıntılarını enine boyuna konuşmaya çalıştık. Söylemek istediğiniz farklı konular var mı? Farklı değinmek istediğiniz, şu sorununuz da var dediğiniz. En önemli şöyle, sorunuz ne efendim? Şimdi onu sorayım. Şöyle diyeyim, yani bizim şu anda gider kalemlerimiz başkan. En büyük sorunumuz bu. Yani bunu motorun olarak sayabiliriz, personel gideri olarak sayabiliriz, işte bakım gideri olarak sayabiliriz. Bunlar hep bir maliyet yani. Otobüsçülük nihayetinde bunlarla yürüyor. Bunlar olmadan otobüsçülük yapılamıyor. Otobüsü personel sürüyor. Motorin olmadan otobüs gitmiyor. Hepsi bunlar bir getiri kalemi. Yani bunlar da işte bir önce bahsettiğimiz 7-8 tane kalemde devletimizden talep ettiğimiz indirimler bir nebze nefes aldırıp veyahut da bu sektörü biraz daha yürütecek diye düşünüyorum. Çünkü bu böyle devam ederse bu sektörde dökülmeler olacak, yıkımlar olacak. Yani yapmak istemeyen insanlarımız olacak ve de yapamayanlar insanlar, sektör mensupları olacak. Sayıları artacak bunun tabii nihayetinde. Peki, bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Oğuz Atilla diyor ki Sayın Başkan, Yüksel Bey haklı, bu fiyatlarla bile zor demiş. Evet. Sayın Başkan çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Sağ olun. Kanal 23'e, tüm Elazığlara teşekkür ederim bizi dinledikleri için. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz değerli teşekkür izleyenler. Otobüsçüler Dernek Başkanı Sayın Yüksel Yüce'yi konuk ettik. Sektörün sorun sıkıntılarını kendisine sorduk. Sayın Yüksel Yüce bunları anlattı. Mutlu akşamlar.